Bazı annelerin sizi aradıklarını söylediniz. Ne ifade ediyor anneler? Şimdi ben de tabii hepimiz gibi sosyal medyadan takip ediyorum. Bir Saadet öğretmen var. Bizi izleyenler, takip edenler kendisini hatırlayacaktır. Öğrencilerinin cinsel istismara okul müdürü tarafından uğratıldığını fark edince tek başına bir mücadeleye kalkıştı. Biz de onun başlattığı o yargı sürecini takip ediyoruz. İşte 1 Aralık'ta duruşmaları var. Onu da takip edeceğiz. O da böyle çırpınıyor sosyal medyadan. Ne olur olmasın, lütfen bu daha korkunç sonuçlar doğuracaktır diye. Şimdi mağdurlarla ilgili şu anda algı nedir acaba? Tüm bunları biz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Elbette konuşarak aşılacak bazı meseleler, bazı hataların önüne geçilecek ama nasıl da yaralar açıyor onu da sorayım ben. Yani sadece Saadet Öğretmen'in federasyonumuzla yol aldığı süreci çok yakından biliyorum ben. Onun o korkularını, o çocukların korkularını dün hepsi adli tıp için İstanbul'a gitmişlerdi. Dava 1 Aralık'ta tekrardan görüşülecek. Onlar takipte devam ediyoruz ama bizi arayanlar bir fiil tecavüze uğramış, yaşı küçük istismara uğramış çocukların anneleriydi. Onların bana iletilen notları üzerinden gördüklerim üzerine konuşayım. Yatamadık diyor. İçeride şu an çıkacak, af gelecek diye böyle bir sistem üzerinde. Evet, af yok metnin içinde, böyle bir af yok. Metin kendi yolunda 4000 kişiye giden o süreci kapsadığını sanıyor ama anayasal eşitlik konusunu gündeme getireceği için o insanların korkularına da biz burada vesile olarak anlatmalıyız. Onların yaşadığı tedirginlikleri yok edecek söylemlerle bu önergenin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bakın, cinsel istismar olayı 16 yaş Medeni Kanun'da 16 yaşta ailenin izin verdiği süreç olduğu için 16 yaşın altında ne kadar erken yaşta evlilik var bilmiyoruz. Böyle bir kaydımız yok bizim. Bu kayıtlarda kaç tane bedene istemediği halde evlilik adı altında cinsel istismar yapıldığını ben bilmiyorum sayı olarak. TÜİK bazı rakamlar veriyor. Biraz önce söylediğim gibi medeni yasanın belirlediği izin belgesine dayanılarak verilen rakamlardır onlar. Buradan yola çıkarak bu evliliklerin şu an 16-11'e kadar kabul ettiklerimizin dışında yarın olmayacağının bir delili yok ki. O 3 ay sonra olmayacağının bir garantisi yok ki. Evet. Yani bu noktanın önüne geçemeyiz. Eğer önüne geçmek istiyor isek biz bu konuda gerekli olarak kanun cezayı affetmez. Kanun 0-18 yaş arasında cinsel istismara kat'i suretle yol vermez imajını yaymak durumundayız. Sevgili Sayın Gülü başkan. Biraz önce o mağdur dediğimiz kesimden tabii sosyal medya üzerinden bize ulaşanlar da var. Eşim yanımda, çocuklarımın yanında olmadıktan sonra milyarlar verseniz neye yarar diye oradan da bir tepki var. Tabii kendi mağduriyetlerinin giderilmesi adına bir sürü çocuğun ve başka mağdurların da acı çekmesini onlar da zannederiz istemezler. Bunun başka bir formülü olmalı diye düşünüyoruz. Ama bunun getirebileceği sıkıntıları siz aktardınız, paylaştınız. Peki zihniyet? Esas mesele orada. Orada ne kadar yol kat edebiliriz? Evet, mesele orada her konuda. İşte çabalarla ne yapmalıyız? Daha birkaç cümleyle de buna değinelim isterseniz. Tabii aslına bakarsanız o kampanyalar kadar bu dün geceden bu saate kadar yer verilmiş olsaydı Türkiye'de zihniyet döngüsü geceden sabaha olurdu. Ama biz dün geceden itibaren bütün sivil toplum örgütleri adına hani toplu iğneyle kazdığımız bilinç geliştirme ve değiştirme eylemlerinin hepsinin üzerine örtmeye başladık. Yani sizin ve bizlerin çalışmaları bir noktada sistemin iç yapısındaki yol aldığımız yolların önüne engeller çıkarıyor. Ama yine de durmak yok, yine de çalışacağız. Tabii ki zihniyet dönüşümü eğitimle başlar. 4+4+4 eğitim sisteminin hatalarını tespit ettik. En başından meclisin önünde eylem yapmıştık. Yapılmasın bunlar, istismara gider. 4. sınıftan itibaren kız çocuklarının okullaşmasını engeller. Erken yaşta evlendirilmelerini sağlar demiştik ki evet. 656 bin kişinin üzerinde rakamla kız çocukları okullardan uzaklaştırıp evlendirildi.
Yine dedik ki peki kız çocuklarına yapılan taciz ve tecavüzlerle ilgili konularda yine konuşabiliyoruz ama erkek çocuklara yapılanlarla ilgili ne önlemler alıyoruz? Bunları konuşalım. Bunlarda zihin döngüsü yaratalım. O çocuklar için kesintisiz eğitim sistemini hayata geçirelim. Yasaların bize verdiği görevleri yerine getirelim. Peki. Rehber öğretmenleri bilinçlendirelim. Bakın biz biraz önce de söyledim, ENSES çalışıyoruz diye. Türkiye'de bu konunun henüz daha kapağı bile açılmadı. Zihniyeti dönüştürmek için sivil toplum olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Biz varız ve bakanlardan, başbakanlardan randevu talebimi yenileyerek sözlerimi de bitirmek istiyorum. Sağolunuz Sayın Canan Güllü. Söylediğiniz önemli bu düzenlemeyle ilgili anayasal eşitlik gündeme gelebilir. Başkaları da böyle bir haktan yararlanmak isteyebilir fail olarak dediniz. Bu çok önemli. Bunu konuşmaya gün boyunca CNN Türk ekranlarında değerlendirmeye biz devam edeceğiz. Sağolunuz. Zannediyoruz randevu talebiniz de buradan ilgili noktalara ulaşmıştır. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Umut ediyorum.